Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Ulusal Sınavlara Hazırlık Programı Hedef 2022 YKS Fizik Sınav ve Soru Rehberliği Zoom ve YouTube eş zamanlı ortak programımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, bugünkü konuklarımız alanında uzman ve YKS hazırlığı konusunda isim yapmış fizik öğretmenimiz Ayşe Taşbaş hocamla ile yine fizik öğretmenimiz Yunus Güleç hocam bana eşlik edecekler. Programımıza Zoom ve YouTube üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Programımızın akışı şu şekilde olacak. Temel yeterlilik testi, TYT fizik ve alan yeterlilik testi, AYT fizik konularında olup konuklarımız önce sunumlarını yapacaklar. Sonrasında varsa soru cevap bölümü yapacağız. Şimdi ilk olarak Ayşe Taçbaş hocamla başlamak istiyorum. Yunus hocamın da izni olursa eğer. Tabii ki hocam, seve seve. Hayırlı akşamlar hocam. Katılımını gerçekleştiren herkese hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. Adana'dan selamlar. Böyle bir programda katılma şansı verdikleri için de çok teşekkür ediyorum yöneticilerime de. Çok gurur verici benim için de. Hümeyra Ökten Anadolu Lisesi'nden, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Adana'dan katılıyorum. Burada TYT fizik alanında bazı hazırlanan öğrencilerimize, 12. sınıf öğrencilerimize özellikle yardımcı olmak adına bulunuyorum inşallah. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce onlara yardımcı olmak istiyoruz. Yani ben öncelikle fiziğin nankör bir ders olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü çok biliyorsunuz öğrencilerimizin bu dersten gözü korkuyor. Bir korkulu rüya halinde, hatta sayısal seçmekten vazgeçmesine kadar götürebiliyor öğrencilerimizi maalesef ki. Ama ben inanıyorum ki birazcık gayret gösterdiklerinde, emek verdiklerinde aslında yapabildiklerini görebilecekleri ve gün geçtikçe de daha anlamsal olaylara yönelerek, günlük hayatla bağdaştırarak soruların değişmesiyle de aslında yeni nesil dedikleri sorular onları daha çok gündelik hayatla bağdaştırıp fizik konularını, Yunus Hocam da katılıyordur umarım bu düşüncelerime, aslında daha da öğrencilerimizin seveceği bir hal almasını sağlamaya çalışıyor. Bence ben öyle görüyorum ve gittikçe de tabii bu değişimler hoşumuza gidiyor. Benim de dahil olmak üzere birçok öğretmenimiz için de böyledir diye düşünüyorum. Öncelikle sunumumu isterseniz hocam paylaşayım. Şuradan. Lütfen hocam. Müsaadenizle. Şöyle. Paylaşımı görebildik mi? Görünüyor hocam. Tamam. Evet. Şimdi TYT alanında ya da aslında öncelikle ben fizik için konuşmak istersem, dakika, fizik için genel konuşma yapmak istiyorum. Pardon. Özür dilerim. Şunu bir hemen tekrar düzeltiyorum. Açamadım. Karıştı pardon. Ekranda bulacağım. PowerPoint'in. Hayır, açık mı değil, kapandı galiba. Pardon, çok özür diliyorum. Ekran paylaşımı yok hocam şu anda. Evet, onu kapandı galiba hocam. Pardon, çok özür diliyorum. Hemen açıyorum. Evet, şimdi olacak. Evet. Şu an ekran paylaşımı var Ayşe'ciğim. Buyurun. Tamam hocam.
Şimdi arkadaşlar, öncelikle fizik dersinde bir konuyu öğrenirken o konuya girdiğinizde aslında hiç tanımadığınız bir şehirle tanışıyormuş gibi bir örnek vermek istiyorum ben sizlere. Burada pardon, çok özür diliyorum. Tamam. Hiç tanımadığınız bir şehre girdiğinizde nasıl ki önce en meşhur yerlerini gezersiniz, oraları görürsünüz, sizi gezdirirler, götürürler. İşte burası, burada bu var, burada şu var, şunu yersiniz, bunu içersiniz, bunları tanırsınız derler. Bunun gibi düşünürsek, böyle bir harita çizmeye çalışıyormuş gibi düşünürseniz aslında öncelikle temel kavramları konuyla ilgili öğrenerek ondan sonrasında ise hani o şehirde kalmaya biraz daha karar verdiğinizde, daha ayrıntı yerleri gezmeye başladığınızda, daha ara sokakları gezdiğinizde ya da bir yerden bir yere giderken etrafı izlediğinizde, aa ben buradan geçmiştim, şuraya yakındı, buradan uzaktı, aslında daha şu kadar yolumuz var dediğinizde, demeye başladığınızda o şehre daha tanıdık, daha yakın hissedersiniz kendinizi. Aslında yeni öğrendiğiniz konulara da bu şekilde bir bakış açısıyla giriş yaparsanız, oradaki önce temel kavramları öğrenip ondan sonrasında bu kavramlar arasında sizler için daha kolay gelebilecek bağlantıları kurmaya çalışırsanız, aynı buradaki önce ana yolları öğrenmek, ondan sonrasında ara sokakları, kısa bağlantıları, geçiş noktalarını öğrenmek gibi bir harita kafanızda çizmeye çalışırsanız her konuyla ilgili, ben fizik dersinin sizler için çok daha güzel ve unutulmayan, aslında öğrendiğinizde yıllarca sizinle birlikte olacak, nankör olmayan, sürekli tekrar etmek zorunda kalmadığınız, formüllere bağlamadığınız bir ders olarak karşınıza çıkacağını söylemek istiyorum. Bu bağlantılarla ilgili özellikle kavram haritalarını biz işte hani burada çok gündeme getirmek istiyorum aslında. Yeni nesilde çünkü sıkıntıları burada görüyoruz hocam. Daha çok ezbere yönelerek, soru kalıpları öğrenmeye çalışarak, bu kitaplarımızda yeni çıkan maalesef böyle örnek model, ondan sonrasında defalarca aynı tip sorulardan çözerek öğrencileri böyle ezbere yönlendirmeye çalışan kaynaklar üzerinden gittikleri için bu sıkıntıları, zorlukları yaşadıklarını düşünüyorum açıkçası. Yani temel anlamda tabii bu tek bir sebep olamaz elbette. Ama temel anlamda bu tarz sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Bu kavram haritalarını biz mesela okulumuzla da ilgili konuşalım dersek eğer, biz okulumuzda da mesela panolarımızda, o sınıftaki panolarımızda işlediğimiz üniteyle ilgili bu tarz kavram haritaları oluşturmaya çalışıyoruz mesela ve öğrencilerimiz için de çok faydalı oluyor. Bütün sınıf birlikte tartışarak yapalım diyoruz bunu mesela bazen. İşte hani 3-5 öğrenci bir araya gelerek tartışarak bu böyle bir harita oluştursun istiyorum ben. Ve bu çok işlerine yarıyor öğrencilerimizin, ki yeni nesil sorularımızda da zaten görüyoruz ki kavramlara yönelik, kavramı gerçekten tanımış mı, anlamış mı öğrenci? Yani o konunun özünü biliyor mu şeklinde sorularla çok karşılaştığımızı gördüğümüz için öğrencilerimiz daha çok buralara yönlendirmeye çalışıyoruz. Önceden fizik biraz da matematik, içeriğin içindeki matematikten dolayı daha korkulu bir yerdi. Çünkü matematikte sıkıntısı olan öğrencilerimiz maalesef çok zorlanıyorlardı. Denklem kurmada, denklem mesela matematikteki problem çözme becerisinde sıkıntısı olan arkadaşlarımız maalesef fizikte de, ki bu kimyada dersinde de geçerli olmak üzere, zaten çok zorlanıyorlardı. Fakat gün geçtikçe görüyoruz ki o fiziğin içerisindeki matematik kısmını özellikle müfredatımız geriye çekmekte. Yani burada öğrencilerimizin daha çok anlamaya yönelik, günlük hayattaki örneklere, kullanım alanlarına yönelik düşünmeye teşvik etmek istiyor. Ve biz de bunlara yönelik çalışmaları sınıflarımızda yaptıkça da öğrencilerimizin tabii ki daha başarılı yerlere gelebileceğine inanıyoruz inşallah. Bu kavram haritalarından mesela herhangi bir örnek verebilirsek, çok basitçe öğrencilerimiz hani ne demek istiyoruz acaba diye düşünürse, tavsiyem şudur mesela fizik dersinde nasıl çalışılır? Hocam ben çalışıyorum ama bir türlü aslında sürekli de soru çözümü izliyorum. Ama bir türlü soruların başına geçince çözemiyorum gibi söylemlerle çok karşılaşıyoruz.
Maalesef ki bunun çözümü de öğrencilerimizin aslında ellerine mesela bomboş bir sayfa alarak, bomboş bir sayfanın üzerinde beyin fırtınası yapmalarını tavsiye etmek. Yani sen bir konuya çalıştıktan sonra bununla ilgili video izleyebilirsin, öğretmenini dinlemiş olabilirsin ki bence en güzel yöntemlerden bir tanesi Milli Eğitim kitabımızı öncelikle elimize alarak, satır satır okuyarak mesela oradaki örnekleri düşünerek EBA'daki çok güzel böyle uygulamalar ya da işte küçük kısa videolar var. Onları izleyerek, oradaki soruların cevaplarını araştırarak böyle bir tasarlama yaptıktan sonra elimize bomboş bir sayfa alarak bu konuyla ilgili ben ne öğrendim? Ya da hiç bilmeyen birisi yanımda olsa ben ona neler anlatırım? Hangi kelimeleri söylerim? Gibi düşüncelere kendini kaptırarak aslında bir saat, iki saat belki ne kadar kendisini iyi hissediyorsa, kendisine yeterli geleceğini düşünüyorsa vakit harcayarak o konuyla, yani haşır neşir olarak, ahbap olmaya çalışarak bir nevi aslında memleketi olmaya edinerek, yani olmasını sağlamaya çalışarak aslında bilmediği şehrin, değil mi? Hepimizin üniversiteye gittiğinde bilmediğimiz bir şehir oluyor, bambaşka bir şehre gidiyoruz ama sonra ikinci memleketimiz oluyor orası bizim. Çünkü biz orada yaşıyoruz, her yerini tanıyoruz. Kültürünü öğreniyoruz. Bu da öyle aslında. Bir konuyla sen ne kadar haşır neşir olursan, ne kadar vakit ayırırsan, ne kadar emek verirsen o da sana o kadar dönüş yapacak ve seninle bütün olacak demektir aslında. Bunları düşünerek bu beyin fırtınasını gerçekleştirip sonra hiç bilmeyen bir arkadaşını belki yanına alarak, onunla birlikte çalışarak ki akran eğitimi biliyorsunuz en güzel öğrenme şekillerinden bir tanesi bence. Ve bu akran eğitiminde beyin fırtınası da çok güzel bir şekilde gerçekleşiyor. Çünkü orada öğrencimizin aklına gelmeyen birçok soru belki karşısındaki arkadaşının aklına gelecek. Ya da benim mesela anlatırken konuyu hiç aklıma gelmeyen bir yere takılacak o kişi ve onu soracak. Ve sen biliyorsan gerçekten konuyu sana yöneltilen her soruya aslında cevap verebilirsin demektir. Yani burada sen kendine güvenini de kazanacaksın aslında. Ben buna cevap verebiliyor muyum? Veremiyorsam da gidip onu arkadaşımla birlikte kimden nasıl öğrenebilirim? Kaygısına düştüğün zaman öğrenme şekline yönelttiğin zaman kendini aslında ezberden uzaklaştırıp öğrenme, içselleştirme kısmını başardığın zaman zaten fizik dersini emin ol istesen de unutamayacaksın. O konuyu sen istesen de unutamayacaksın. Hele de TYT anlamında, hani Yunus Hocam belki AYT'de farklı şeyler söyleyecektir. Orada biraz daha bilgi, birikim ya da işte farklı beceriler gerekecektir. Gerekiyor, evet bunu kabul ediyoruz. Ama TYT anlamında ortaokulda öğrendiğimiz temel bilgiler ve 9. 10. sınıf, bir de özellikle ona da dikkat edelim. Son yıllarda çıkmış sorulara özellikle bakarsak 9 ve 10. sınıf müfredatının dışında hiçbir sorumuz yok. O yüzden temel anlamda sen bu konuyla ilgili fikir sahibi misin? Sen bu kavramları ne kadar iyi biliyorsun? Bunları ölçen sorular olduğunu göreceğiz. Zaten birazdan bazı soruların paylaşımını da gerçekleştireceğim. O sırada da göreceğiz ki sorularda aslında okuduğunu anlama becerisi. Mesela konularımıza şöyle bir bakarsak günlük hayatta çok karşımıza çıkan şeyler olduğunu göreceğiz. Zaten konular olduğunu göreceğiz. Bunlarla ilgili aslında ne kadar genel kültüre sahipsin, ne kadar sen günlük hayatta kullanırken bunu farkına varabiliyorsun. Bunlarla ilgili düşündüğün zaman TYT soruları aslında yapılamayacak sorular değil. Ortalamalarımız evet çok düşük. Maalesef ki çok düşük Türkiye ortalamaları. Hani fen adına konuşursak 20 soruda 3, 3,5, 2, 2,80 civarında. Fakat bu çok üzücü tabii ki ama ben gün geçtikçe de daha iyiye doğru gideceğini ve inşallah öğrencilerimiz de bu öğretim tekniklerini kullanarak ilerlediğimizde güzel şeylere imza atılabileceğine inanıyorum hayırlısıyla. Burada konular olarak bir şöyle göz gezdirelim isterseniz. Fizik bilimine giriş ve madde özellikleri, sıvıların kaldırma kuvveti, basınç, bunlar zaten günlük hayatta her zaman kullandığımız aslında kulağımıza böyle dolgun, böyle tanıdık gelen kelimeler. Isı sıcaklık, genleşme, hareket, kuvvet, dinamik, iş güç enerji, elektrik, manyetizma ve dalgalar optik olmak üzere
ana başlıklar altında bu şekilde sınıflandırabiliriz konularımızı. Ve dağılımlarına bakacak olursak da fizik bilimine giriş konusuyla görüyoruz ki son 4-5 yılda madde ve özellikleri konusu genelde alternatifli gelmiş Hasan Hocam. Yani burada ikisi ya birini sorduysa diğerini sormamış sınav. Sorularımızın da sayısı çok az olduğu için buradaki konu bazında bakarsak bunu yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden fizikte biraz da öğrenciler bu konuda tedirgin oluyorlar. Çünkü diyor ki ben hangi konulara öncelikle çalışmalıyım diye soruyor. Çalışacağı konuyu seçemediği zaman kesin soru gelecek yer söyleyin hocam diyor mesela. Ya kesin soru gelecek aslında temel konular var evet ama 7 sorunun 7'sinin de nereden geleceğini maalesef tahmin etmemiz çok zor. Mesela dalgalar ve optik konusunda şurada görüyoruz ki en altta her sene soru gelmiş. Fakat mesela optik dediğimiz konu bile çok geniş bir konu. Onun bile hani bazen görüntü kısmından geliyor, bazen mercek kullanımı kısmından geliyor, bazen renklerin oluşumu ya da cisimlerin görüntü renkleriyle ilgili geliyor. Bunu net olarak söyleme şansımız maalesef yok. Konu içeriğimiz çok olduğu için bu gerçekleşiyor. Soru sayısına göre oranladığımızda, baktığımızda. Burada özellikle soru gelen bir de kuvvet hareket. Kuvvet hareket de zaten bizim günlük hayatta çok fazla aslında kullandığımız ve örneklerle de çok güzel bağdaştırılan, şu anda bağdaştırılan konulardan bir tanesi elektrik mesela. Biliyorsunuz ki şey bile soru çıkmış sorularımızda mevcut. Elektrik faturamızdaki birimler değil mi hocam Yunus hocam? Yani evet. Burada öğrencimiz eline aldığında elektrik faturasına baktığında neyi nereden nasıl tanımalı, neye ücret ödediğini nasıl biliyor mu? Gibi aslında bunları günlük hayattan dediğimiz kısımlar işte bu bölümde bağdaştırmamız gerekiyor. Aslında kullanıyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz, farkında değil. Zaten fizik dediğimizde doğa bilimi olarak değil mi hocam söylüyoruz. Burada zaten hepimiz doğanın bir parçası olarak içerisindeyiz. Fakat öğrencilerimiz bunu tabii ki problem bazında sadece işte karşıma çıkan soru bazında düşündüğü zaman maalesef ki korkup kaçma dönemine geçmiş oluyor. O da üzücü bir durum gerçekleştiriyor tabii ki. Diğer konu efendim hocam. Hem size ilave olsun hem de araya biraz evet. Soluklanın bu vesileyle. Sağ olun hocam. Evet. Hasan hocama bir şey soracağım. Hasan hocam YouTube'da canlı yayın devam ediyor mu şu anda? Evet hocam devam ediyor. izleyemiyoruz diye çok fazla mesaj geliyor şu anda. Sıkıntı olma ihtimali var mı? Murat Bey ilgileniyor konuyla hocam. Kendisi bakacaktır. Biz devam edelim isterseniz. Tamam. Buyurun. Tamam. O zaman ben Ayşe hocama ilave ek olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Buyurun Yunus hocam. TYT ile alakalı evet Türkiye genel ortalamamız çok düşük gerçekten. Fakat burada biraz öğrencilerin gözünü de korkutmama amaçlı olarak şöyle söyleyeyim. 2,5 milyona yakın öğrenci giriyor üniversite sınavına. Bu 2,5 milyon öğrencinin tamamı böyle çok ciddi hedefi olan, böyle güzel hazırlanan öğrenci grubu değil çoğunlukla. İşte 1 milyona yakın öğrencinin işte şeylerle beraber lisans ve ön lisans 2 yıllık bölümlerle beraber yerleştirildiğini düşünürsek gerçekten hazırlanan grubu 1 milyona sınırlayabiliriz aslında. Çünkü o ön lisansların falan puanı çok çok düşük çünkü. Yani diğer grup böyle işte kimi memur olup kendine ek puan almak için hani bir deneyelim şu üniversite sınavını falan diyerek giren. Kimi hiçbir hazırlığı olmadan ya liseden mezun oluyoruz şu sınavı bir görelim bakalım falan moduyla sınava giren öğrenciler var maalesef. Bunlar tabii genel ortalamayı çok fazla düşürüyor. Ondan dolayı hani sadece böyle şöyle bir istatistik alabilmiş olsak mesela çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Sadece üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin ciddi anlamda böyle hedefi olan öğrencilerimizin yaptığı ortalamalara bakacak olursak bence bu ortalama biraz daha yükselir diye tahmin ediyorum. Çünkü evet. Özellikle TYT düzeyinde ÖSYM eskiden beri böyleydi ama son birkaç yıldır 5-6 yıldır bu biraz daha ön plana gelmeye başladı. Daha böyle güncel hayattan, daha böyle temel bilgileri ölçen sorular. Birazcık böyle fizik bilgisini içselleştiren öğrenciler varsa eğer
Onlar zaten çok büyük ihtimalle güzel netler çıkarıyorlar genelde gördüğüm kadarıyla. O yüzden Ayşe Hocam'a bu anlamda katılıyorum. Yani fiziği böyle günlük yaşamdan uzak bir ders gibi algılamamak lazım. Sadece soru üzerinde. Hani soruyu çözdüm mü çözmedim mi noktasından evet, biraz daha çıkarıp ya bu konuyla benim güncel hayattaki hangi bilgilerim örtüşüyor ya da örtüşmüyorsa acaba güncel hayatta benim kabul ettiğim bazı bilgilerde mi hata var acaba gibi bir takım bilgileri değiştirmek gerekiyor aslında. Öyle olduğu zaman çok daha güzel sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum açıkçası. Bir ilave olsun istedim Ayşe Hocam'a. Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Mesela öğrencilerimize biz hep böyle benzetme, örnekleme yöntemlerini kullanmalarını öneriyoruz. Yani hep böyle bir örnekle bildiği bilgiyi bağdaştırması lazım. Bir olayla onun içine hazmettirebilmesi lazım ki kendisi de bunu içselleştirebilsin. Gerçekten inansın, güvensin, onu kullanabilsin. Çünkü sadece bilgi olarak kaldığı zaman bunu kullanması da çok zor. Ama yaşamına dahil ettiği zaman, aa ben burada bunu yaptım gerçekten dediği zaman, evet diyor ya ben bunu kullandım, ben fizik biliyorum diyor mesela. Bunu ben biliyormuşum diyor. Ve o zaman ne yapıyor? Başka yerde de aklına daha rahat geliyor. Ya ben bunu burada da kullanmıştım diyor mesela. Bu sayede de tabii ki kendine güveni arttıkça başarı da hocam doğal olarak hani merakla, ilgiyle birebir örtüşen, birebir bağlantılı şeyler bence. Başarı da onunla teşvikle mutlaka ki artış gösteriyor zaten. İstemesek de gösteriyor. O yüzden bence ilgi ve merak konusunda evet işte dediği hocamın da dediği gibi gerçekten buna gönül vermiş, ben gerçekten bilim adına bir şey yapmak istiyorum ya da okumak istiyorum, yani bu fizik öğrenmek istiyorum ya da işte matematik öğrenmek istiyorum, üniversitede iyi bir alanda yetiştirmek istiyorum kendimi diyen öğrencilerimizin netlerine bakıldığında ya da ilerlemelerine bakıldığında çok daha güzel verilere ulaşılacaktır mutlaka ki. Ben örnek sorularımla isterseniz devam edeyim. Bu örnek sorularım bittikten sonra da özellikle iki tane geçen yıldan çıkmış soru göstermek istiyorum ki Hasan Hocam, soruların ne kadar da aslında basit olduğunu, ne kadar da okuyan kişinin yani okuduğunu anlamaya çalışan kişinin aslında yapabilecek olduğunu, ki eşit ağırlık öğrencilerimizin de ben çok rahat aslında birazcık ilgi gösterirlerse, merak duyarlarsa rahatlıkla kendi bildikleri matematik çerçevesinde yani oran orantı gibi basit oran orantıyı sadece bilmesiyle bile matematik kısmında başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan çözebileceği kavramları bildiği zaman doğru cevabı bulabileceği sorular olduğunu göstermek istiyorum. Çok fazla da zamanınızı almadan Yunus evet, Hocam'a da hocam, bol vakit daha kalsın istiyorum. Evet, evet onun alanında tabii daha çok sorumuz ve konumuz olacak zaten. Ben öncelikle 2021 TYT'de madde ve özellikleriyle ilgili bir konu mesela bir sorumuz var. Onu paylaşmak istiyorum. Bu soruda mesela günlük hayatta karşılaşılabilecek diye direkt başlıyor zaten. Hani günlük hayat dedik. Evet, hayatımızdan bir parça. Yağmur damlasının küresel bir şekil almasının eğilimini mesela nasıl anlatabilirsiniz diyor. Dışında böyle bir zar gibi değil mi? Dış çeperinin olması böyle. Onun zaten bir dış yüzeyinde bir etkili bir şey olduğunu bize aslında hissettiriyor. Dokunduğunuz zaman bile değil mi? Yapısı bazen bozulmuyor böyle sallanıyor tekrar kendisi birleşiyor, orada kalıyor yapıştığı yerde. Bunu bile gördüğümüzde aslında yüzey geriliminin etkisinin orada olduğunu görebilmiş oluyoruz. Başka bazı böceklerin göllerde suyun üzerinde rahatça durabilmesi hiç ayağa batmadan, dışın yine üzerinde bir zar varmış gibi, değil mi? Sütün kaymağı gibi böyle. Ya o görüntüyü hepimiz aslında zaten günlük hayatta görüyoruz. Yaprakların bazı küçük çok hafif toz ya böyle yaprakların, çiçeklerin küçük parçalarının uçuşurken suyun üzerinde hiç batmadan kalabilmesi, bir yüzeye pipetle bırakılan farklı cins sıvı damlalarının farklı şekiller alması, kimisi böyle daha yayılıyor, kimisi daha top gibi duruyor. Bunların böyle bir bütünlük yapısını sağlayan bir dış çeperlerinin olduğunun göstergesi aslında. Bunları dediğimiz gibi günlük hayattaki o gördüğümüz manzaralarla bütünleştirdiğimizde hani aslında karar vermek de çok zor değil. Öğrencilerimizin
korktuğu şeylerden bir tanesi de hocam bu 1-2-3 öncüllü sorular. Birinciyi buldum diyor, ikinciyi buldum hocam ama diyor üçüncüde işte ben orada bir takıldım diyor, ben emin olamadım diyor. Ya işte bu da neyle örtüşüyor? Daha çok yaşamla bağdaştırmaya ve okumayla ya da ne bileyim hissetmeyle, görmeyle değil mi hocam? Yani bunlarla da bağdaştırdı. Ne kadar çok bunu yapmışsa öğrencimiz tecrübesine bağlayabiliyorsa bu okuduğu cümleyi daha ben şurada görmüştüm diyebiliyorsa o kadar kendine güvenerek cevap veriyor aslında. Hocam bir ilave yapayım isterseniz. Tabii buyurun hocam. Tabii. Şimdi soru tam böyle gerçekten dediğiniz gibi günlük hayattaki deneyimleri evet. De bu deneyimler tabii mesela bir böceğin yürüyüşünü belki günlük hayatta deneyimlememiş olabilir ama artık teknoloji de çok gelişti. YouTube var, ne bileyim evet. Değişik icralar evet. Var. Belgeseller var. İşte pipetle o suyu herhangi bir yere damlatmışlığı çok rahat olabilir çocuğun. Ya da evet. Kendisi bilgiyi kitaptan okuduğunda soruyu çözerken bunu sadece böyle ya bu soru ben bu sorunun cevabını bulacağım kısmına odaklanmadan ya bu olay gerçekten nasıl oluyor acaba? Bazı öğrencilerimizde gerçekten bu var. Yani olayı sadece soru çözmeden çıkarıp diğer taraftan işte içselleştirme diyoruz ya yani bunu deneysel olarak evde denemeye çalışan yani her şeyi tabii evde deneyemeyiz elbette ama denemeye çalışan çok fazla öğrencimiz var ve denediği zaman bir şeyi yaşayarak gördüğü zaman mümkün değil bir daha unutmuyor. Bazen okulda şey yapıyoruz hani özellikle 12. sınıflarda 11. sınıflarda biraz daha deney biraz daha geri planda kalıyor tabii ister istemez daha çok test çözümü belki ön plana çıkıyor ama arada böyle bir o andaki elinizdeki malzemelerle küçücük bir şey yapıyorsunuz ve o küçücük bir deney anlattığınız belki 20 tane sorudan 30 tane sorudan kesinlikle. Çok daha kalıcı oluyor. Çocuğun da bunu böyle birazcık daha kafasında netleştirmesi için dediğiniz gibi günlük yaşamdaki bazı tecrübeleriyle bağdaştırması gerekiyor aslında. İşin en önemli noktası bu. Bu soru da tam olarak buna uygun bir soru aslında. Evet hocam. Buyurun hocam. Evet. Bir diğer slaytımızla devam edelim. Mesela bir önceki yılda da madde ve özelliklerinden değil, bu sefer de fizik bilimine giriş ünitesinden. Yani yine aslında temel kavramlardan neler nasıl biliyoruz? Bakın burada mesela Formula 1 araba yarışlarını sunan bir spikerin yayın esnasında kurduğu cümleler. Yani hepimiz bir şekilde bir spikeri dinlemişizdir bir maçı ya da ne bileyim bir yarışı değil mi? Burada geçen cümlelere bakarak diyor ya sen burada acaba hangi kavramları görüyorsun ve bu kavramların bilim dünyasındaki uluslararası bilim sistemindeki karşıtı aslında birim sistemi nedir? Sen bunu tanıyor musun, biliyor musun diye soruyor burada. En hızlı araba bir tur 2 dakikada tamamladı. Neyden bahsediyor burada? Hangi niceliği kullanıyor? Direkt zaman. Zaten burada zaman, sıcaklık ve uzunluk olarak 3 kategoriye ayırmış. Ve öğrenci bunu çok net tanıyor. Hava sıcaklığı 23 santigrat derecedir. 23 santigrat derecelerinde sıcaklıktan bahsettiğini zaten biliyor. Pistin uzunluğu 10 kilometredir değil mi? Bunun için illa bir sayısal öğrencisi olmaya ya da fizik öğrencisi olmaya zaten ihtiyacı yok. Bunu günlük hayatta zaten kullanıyor. Ama bunların püf noktası şurada 9. sınıfta gördüğü bunların acaba birimleri evet kilometre diyor uzunluk birimi olarak fakat uzunluğun uluslararası birim sisteminde kullanılan birimi metredir. Her yerde kullanırken kullandığın uzunlukları metreye çevirmek zorundasın. Bütün kullanacağın formüllerde, bilimsel çalışmalarda metre cinsinden yazmak zorundasın. Sıcaklığı tanıması, burada Kelvin termometresinin aslında uluslararası birim sisteminde sıcaklığı temsil ettiğini bilmesi zaten bu konunun içeriğinde sıcaklığı tanıtırken mutlak sıfır diye bahsettiğimiz sıfır Kelvin'den detaylıca müfredatımız da zaten bahsediyor, orada tanıtıyor ve bu çok iyi bildiği yani gayet o ünitede sadece sıcaklık da neymiş, hani tamam buymuş ben de tanıyorum bunu zaten. Bunun da birimi ben santigrat derece biliyorum fakat işte bu santigrat derecenin aslında eksileri var. Kelvin dediğim bir termometre varmış orada eksi diye bir şey yokmuş gibi hatırladığı şeylerle zaten bunu
çok rahat yapabileceği bir soru aslında. Hızlıca devam etmek istiyorum. Kuvvet Hareket Ünitesi her yıl mutlaka soru gelen ünitemiz bu da. Kuvvet harekette Newton mekaniğinde işte kuvvetin Newton'un hareket yasaları işte 3 tane temel yasasını öğrencilerimiz temel düzeyde nedir? Yasa ne der? Yani kuvvetin varsa ne olur cismimin üzerinde, yoksa cisim ne yapar şeklinde basitçe sadece hareket varsa işte bir etki olmadan o hareketi cisim kendi kendisine yok edemez. Cismin, cansız varlıkların böyle bir yetisi yok zaten, değil mi? O yüzden enerji yokken var olamaz, varken yok olamaz dediği anda zaten bunun cevabını aslında kendisi vermiş oluyor ki bunu çok temel düzeyde ortaokulda da öğreniyor öğrencilerimiz. Burada mesela sabit hızla gidiyor dediği anda net kuvvetin sıfır olduğunu görmeni ve dengede olan bir cisimden bahsettiğini söylüyor. Ve hızı durgun halden artışa geçen tren dediği anda da aslında bir motor kuvvetinin, onu iten bir kuvvetin olduğunu anlatmaya çalışıyor. Diğer soruda da yine sabit hızla ilerleyen dediği anda aslında enerjisi artmayan, yani ona bir takviye net olarak yapılmayan bir cisimden bahsediyor. Doğal olarak da birinci ve üçüncü verdiği yargıda net kuvvetin sıfır olması durumuyla olmaması durumunu ikiden ayırmanızı istiyor. Bir diğer hareket sorusuna gelirsek de burada etki tepki prensibini yine kuvvet 3 temel yasadan bu sefer de bir diğerine odaklanarak etki tepki kuvvet çiftini tanımış mı? Ben bir yere vurdum, elim acıdı, değil mi? Günlük hayatta biz bunu işte hocam vuruyoruz, bizim de işte elimiz acıyor, işte benim de canım yandı falan diyor. Burada da aslında bahsettiği şey bir gözlemcinin işte otomobilin bir çöp kovasına çarpmıştır. Otomobille çöp kovası arasındaki etkileşimi tanımasıyla ilgili sorumuz tamamen bunu soruyor aslında. Ne oluyor? Otomobil çöp kovasına vuruyor, çöp kovası uçuyor gidiyor, otomobil olduğu yerde kalıyor. Bunun sebebi nedir gibi bir soru aslında. Orada da aynı kuvvet, evet vurdum, elimde acıdı, yani arabaya da bir tepki var. Fakat çöp kovası kütlesi küçük bir cisim olduğu için uygulanan kuvvet ne yaptı? Onu daha fazlaca ivmelendirerek, yani aslında hareketini değiştirerek bir hareket oluşturmasına sebep oldu. Öyle mi hocam? Çok hızlanayım o zaman ben. Tamam. Hocam burada da enerjiyle ilgili, elektrikle ilgili sorumuz var yine. Elektriğin sadece fatura güç kısmına değinmiş. Bakın burada KLM ev aletleri demiş. Kaç saat çalıştıklarını verip güçlerini söylemiş. 0.2 saat çalışıyorsa acaba 1500 watt gücü olan makinemiz ne kadar faturamıza, bizim ücret ödememize sebep olur demek istiyor aslında. Yani 1 saat çalıştığında, 1 saniye çalıştığında bu kadar enerji tüketiyorsa, 0.2 çalıştığında çok basit bir oran orantıyla yapabileceği şekilde sorularımız. Gücümüzün ne demek olduğunu, sadece kavramı bakın, tanıması, gücün saniyede yapacağı iş, makinenin saniyede harcayacağı enerji şeklinde tanımını bilmesi, burada basit bir oran orantı kurması için yeterli bir durum aslında burada. Bir diğer soru da buna bir önceki yılımızda gelen yine elektrikle ilgili sorumuz. Burada da enerji değil de elektrik akımının bozuk ampülde nasıl davranır? İşte ampülün bozuk olursa üzerinden akım geçemez, kopuk bir tel gibi davranır şeklinde, o kol kopuk gibidir diyerek çözebileceği bir sorumuz var burada da. Optik mutlaka soru gelen yerlerden bir tanesi. Burada da arkadaşlarıma şunu dikkat etmek istiyorum ki görüntü oluşumu. Çoğunlukla gelen kısım görüntü oluşumu. Bunu mercekle yapabiliyor. Bir önceki senede de aynayla yapmış. Görüntü oluşumunda, yani günlük hayatta zaten biz bunu çukur ayna, tümsek ayna, mercek, gözlüklerimizin mercekleri, aslında makyaj aynalarımız ya da işte düz ayna birçok yerde dolaplarımızın üstünde olsun, daha çok ona düz ayna gibi onu kullanıyoruz. Ve buradaki görüntülerin aslında ben burada nasıl görüyorum, ne amaçla kullanıyorum, nasıl bir görüntü oluşuyor şeklinde konuyu öğrenirken
aslında bunları canlandırarak yaptıklarında burada anlatılan kelimeler karşısına çıktığında direkt "aa ben bunu burada görmüştüm" de hocamın, Yunus hocamın dediği gibi küçücük bir üç tane ayna alıp karşısına mesela denemesiyle ya da bir gölge oluşumunda yaklaşma uzaklaşmada bir de eline alıp bir lambayı bir topun üzerine tutmasıyla çocuğun aslında çok daha kolay öğrencilerimizin bunları birbiriyle bağdaştırabileceği konular şeklinde geliyor hocam. Bir diğer konu kesin soru gelmiş 2 yılda da konu ise dalgalardaki dalganın hareketini yani iletimini aslında enerjinin iletimini yapan molekülün hızı belirlediğini vurgulamayla ilgili. İki soruda da bakın kıyaslamış direkt dalganın hızına odaklı soru aslında. Yani yoksa öğrencilerimiz burada dalga boyunu çok net tanıyorlar, biliyorlar. Fakat mesela havadaki sesin hızı diyoruz. Ben bunu örnek veriyorum daha çok öğrencilerime. Havadaki sesin hızı işte şu kadar metre bölü saniyedir diyoruz sayı olarak. Senin sesin ince, benim sesim kalın, öbürünün sesi daha yüksek ya da alçak. Bunlar hiç önemli olmadan havadaki ilerleme hızları, bunu niye hava molekülleri taşıyor onu? Onu taşıyan molekül her kimse o kendi hızıyla onu iletiyor aslında. Burada da bu soruda, iki soruda da vurgulanmak istenen direkt hız aslında sorulmak istenen daha çok öğrencilerimizin düştüğü. Ya işte yok işte frekansı yüksek olursa ya da enerjisi yüksek olursa daha mı hızlı gider gibi kavram yanılgılarına düşüyor öğrencilerimiz. Fakat enerjisi yüksek de olsa alçak da olsa mekanik dalgalarımızda ortam molekülleri, enerjiyi taşıyan moleküller ne cinsse, hangi durumdaysa, gerginlik hani telin gerginliği diye anlatıyoruz biz burada. Bir lastiği de mesela ne kadar çok çekerseniz o kadar hızlı fırlayacaktır gibi. Oradaki kuvvet fazla olduğunda harekete de daha fazla sebep olacaktır gibi. Ortamın molekülleri, kendi hissiyatı her neyse, kendi durumu her neyse ona göre bir taşıma hızına belirleyecektir diye anlattığımız bir konu bu da. Konuyla ilgili temel kavramlarda dediğim gibi kafasında netleştirmişse öğrencimiz, bu örneklerle bağdaştırmışsa aslında çok net seçebileceği sorular bunlar. Cevapları çok net görebileceği sorular. Öyle çelderisi çok olan değil, kavram yanılgılarına sahip öğrenciler için aslında, değil mi Yunus hocam? Yani kavramlarda böyle tam oturmamışsa bir şeyler, o zaman çok çeldiricisi var gibi görünüyor. Yoksa kavramlar oturmuşsa öğrencimizde, bağlantıları iyiyse onlar arasındaki, o zaman çok net cevabı evet ya da hayır şeklinde ya da olabilir, bu da olabilir, bu etkilemez, bu etkiler şeklinde cevap verebilecekleri sorular geliyor bence. Ayşe ben, hocam birkaç cümleyle toparlarsın. Tabii hocam. Burada ben öğrencilerimizde dediğim gibi hep söylediğim konuşmam boyunca kavram odaklı fizik dersine çalışmalarını ve çok soru çözmekten ziyade 10 tane 5 tane soruyla da uğraşsa onu detaylı bir şekilde gerçekten ben onu canlandırdım mı, hissettim mi, denedim mi, gözümde ne durumda, bu konudaki kelimeler bana tanıdık mı şeklinde aslında biraz da bu şekilde çözmeye çalışırsa ben TYT anlamında çok büyük meseleyi çözebileceğine inanıyorum açıkçası Hasan hocam. Sözü Yunus hocama sanırım devredeceğim. Ben çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız, dinlediğiniz için. Katılımcılarımıza da aynı şekilde sağ olun. Peki. Ayşe hocam veda etmiyoruz, daha sorular mı? Etmiyoruz, tamam hocam, buradayım o zaman. Peki. Ben paylaşımı kaldırdım, tamam. Ayşe hocama sunumları için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlarım, muhakkak ki söyleyecek üniversiteye hazırlıkla ilgili çok ama çok şeyimiz var. Benim de hiç kesintisiz yaklaşık 1-1,5 saat konuşabileceğim durumdayım şu anda açıkçası. Ancak konumuz fizik olunca, siz değerli öğretmenle arkadaşlarımız da bulunca bu konuda kritik olan özellikle bu yeni nesil sorularla ağırlıklı kritik olan hususlara değinmek istiyoruz. Bununla ilgili de zaten birkaç öğretmenimizin, öğrencilerimiz soruları var, olacak. Ben şu açıklamayı yapmak istiyorum. Zoom üzerinden daha önceki tecrübelerimize binaen chat bölümünü kapalı tutuyoruz. YouTube üzerinden açık yapıyoruz. Chat bölümünü bu kapatmamızın sebebi işte olası olumsuz durumlara karşılık. Bunu anlayışla karşılayabileceğinizi ümit ediyoruz.
Sorularınız varsa YouTube üzerinden almayı tercih ediyoruz. Ben bu konuda anlayışına sığınıyorum arkadaşlarımızın. Özellikle bu farkında olmakla alakalı ben bir iki cümle söylemek istiyorum. Yaklaşık 4 yıldır bu işin üzerinde gezmediğimiz neredeyse il, gezmediğimiz okul kalmadı. YouTube üzerinden olsun, Zoom üzerinden olsun birçok platformlar üzerinden gerekse canlı yayınlar olarak gerekse yüz yüze birçok yerde karşılaştık, seminerler verdik. Şöyle bir ilginç bir durum söz konusuydu. Ayşe Hoca'nın da üzerinde özellikle değindiği bir husus söylemek istiyorum. Kendilerine güvensinler. Kendilerinin farkında olsunlar. Niçin? Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir tane öğrencimiz şunu söyledi. Dedi ki arkadaşlar ben filanca yeri kazandım. İşte YKS'de ilk 1000'e girdim. Şöyle bir derece elde ettim. Bu dereceyi elde ederken matematikten 40 soru üzerinden 30 küsür netim vardı benim. 30 küsür netim vardı. Ancak size burada sormak istiyorum dedi. Haziran'da ben bu 30 küsür neti yaparken Eylül'de başladığımda benim kaç netim vardı dedi. Arkadaşlarına sordu. Arkadaşlarından aynen gelen cevaplar şu şekilde. 30 net, 20 net, düşün, daha düşün 15 net, daha düşün 12 net, daha düşün 10 net. Hadi canım bu kadar da olmaz. Kaç netle başlamış? 4 netle başlamış. 4 netle başlıyor ve YKS'de ilk 1000'le derece yapıyor. Lütfen kendilerinin farkında olsunlar. Doğru yere doğru şekilde müracaat ederlerse doğru çalışma yöntemini, çok çalışmak değil doğru çalışma yöntemini tercih ederlerse çok daha iyi olur kanaatindeyim. Burada hocam, iki tane soru Hasan var. Hocam, soruları... burada bir ben de kendime örnek vermek istiyorum. Geometri dersi için ben de sınav hazırlanırken aynı şeyi yaşamıştım. 14 geometri sorumuz vardı. 14'tü sanırım. Evet 14'tü. 2 ya da 3 tane yapıyordum Eylül ayında. Ama ondan sonra konu bilmediğim için yapamadığımın farkındayım. Yani ben konuları tanımıyordum. Ama dediğim gibi öğrencilerimiz ne kadar güvenilir adımlarla konuyu öğrenirken giderlerse pekiştirerek yani onu gerçekten hazmederek giderlerse ben bu konuyu öğrendiysem buradan soru kaçırmamalıyım demeli. Ve işaretlediği soru doğru çıktıkça öğrencimizin kendine güveni zaten artıyor. Orada da teşvik ediyor. Yeniden bir konu çalışmak istiyor kendisi. Kendisi istiyor bunu zaten. Evet. Ve bunu oluşturması lazım işte. Önemli olan şey bu. Çok soru işaretleyip de yarısı yanlış, yarısı doğru olduğunda güven duygusu azalıyor. Öğrenci evet. Diyor ki ben ya çalışıyorum ama yapamıyorum diyor ondan sonra. İşte bunun olmasındansa konuların da yarısını bitir ama sen yarısı 4 tane soru işaretliyorsan 7 soruda 4'ü de doğru çıksın mesela. Hani küçük hatalar tabii ki hepimiz yapıyoruz. Biz öğretmen olarak bile bazen soruyu okuyoruz. Bazı yerine bir cümle bir kelimesini kaçırabiliyoruz. Değil mi hocam? Bir daha bakıyoruz mesela. Evet. Bunlar olabilecek şeyler. Bunlar da tabii ya, denemeye girerek, soru çözerek minimalize edilecek durumlardır. Ama bunu öğrencimiz öncelikle bilgi, yani ben yanlış düşünüyorum da bağlantı yanlış kuruyorum da ondan soruyu yanlış yapıyorum dediği zaman sıkıntı. O zaman tam oturtamamış işte tekrar konuyla ilgili ciddi çalışma yapması gerekiyor anlamına geliyor bence. Bu da tekrar tekrar zaman ayırmak adına öğrencimizi çok yoran bir şey. Ve evet, öğrencinin güvenini düşüren bir şey hocam. Güzel bir açıklama oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bu bölümde TYT'den devamla AYT konularında özellikle Yunus Hocam söz vermek istiyorum. Yunus Hocam kendinizi kısaca bir iki cümleyle tanıtıp okulunuz verilerinden de bir iki cümleyle bahsedip özellikle 11. 12. sınıf öğrencilerinizin durumu birkaç cümleyle ve mezunlarıyla nereye yerleştirdiniz daha önce sınava girip kazanan öğrenciler veya kazanamayan öğrenciler ne gibi durumda, ne gibi çalışma ortamında oldu? Şöyle bir 8-10 cümleyle bunları özetleyip sunumunuza başlarsanız çok teşekkür ediyorum. Söz sizde hocam, buyurun. Evet, merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum Ankara'dan. Ben Yunus Güleç, fizik öğretmeniyim. Tevfik İleri, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara'dan. Bu okulda çalışıyorum. Ankara'mızın ve Türkiye'mizin güzide okullarından birisi. Böyle bir okulda çalışmış olmaktan da açıkçası onur duyuyorum. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Böyle bir programın hazırlanmış olmasından, aynı zamanda bizi davet etmiş olmanızdan dolayı da hem sizlere hem Hüseyin Hocama
Diğer yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi aslında öyle bir noktadan girdiniz ki, yani okulla alakalı bilgilere başlayacak olursak, aslında biraz önce sizin söylediğiniz gibi 1,5 saatlik sunum yapmam gerekir. Ama kısıtlamalar dahilinde kısaca birkaç şey söylemek isterim. Evet, vaktimiz oldukça kısıtlı hocam. Evet, aynen öyle. Şimdi Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak Ankara'nın ve Türkiye'nin ilk proje okullarından bir tanesiyiz. Ve en kaliteli okullarından da bir tanesiyiz elhamdülillah. Bu noktada bu kalitemizi tabii ortaya çıkaran şey nedir derseniz, öğretmen profilimiz, idari profilimiz, öğrenci kitlemizin kalitesi, hepsi bir arada. Bunları bir tanesini diğerinden ayırmamız açıkçası çok mümkün değil. Ama hani sonuç itibariyle elde ettiğimiz başarılarda en önemli şey nedir derseniz, tabii ki ortaya sunduğumuz oradaki plan, program dahilinde öğrencileri eğitim anlamında, öğretim anlamında, sadece öğretim değil eğitim kısmını da çok önemsiyoruz açıkçası. İkisi birlikte güzel bir noktaya götürmeye çalışıyoruz. Özellikle üniversiteye hazırlık konumuz YKS olunca, YKS ile alakalı neler yapıyoruz? Belki de Türkiye'de sayılı bu işi yapan okullardan biri olduğumuzu söyleyebilirim. Hem 11'de hem de 12'de kurslar düzenliyoruz. Üniversiteye hazırlık kurslarımız var, 11'den başlayan. Özellikle 12'de daha çok hız kazanan kurslar bunlar. Ve şöyle bir güzel tarafımız var. Bu kurslar tabii ki birçok okulda yapılıyor ama bizim okuldakinin belki de en önemli farkı şu. Bütün öğrencilerimiz, hani %99 oranda söyleyeyim size, %1'lik bir firemiz her yıl olabiliyor. %99 oranında bizim okuldaki kurslarımızla üniversite sınavına hazırlanırlar. Ve ilk günden son güne kadar bu kurslar düzenli bir şekilde devam eder. Ve sene sonuna geldiğimiz itibarıyla, sene sonu itibarıyla sınava girdiğimizde aldığımız başarılar her yıl birbirine yakın sonuçlar, hatta giderek katlanarak artan bir sonucumuz da var. Şöyle kısaca özetleyeyim, hani dediniz ya kısa olsun. İlk bine, Türkiye genelinde ilk bine bir İmam Hatip olmamıza rağmen her yıl 15-20 civarında öğrencimiz giriyor. İlk bine. İlk 10 bine 70-80 civarı. İlk 20 bine yaklaşık 150 civarında öğrencimiz giriyor. Bunların içerisinde işte Hacettepe tıplardan tutun, ODTÜ'ler, Boğaziçi'ler, yani çok kaliteli okullar aklınıza gelen, Türkiye'deki önde gelen İTÜ'ler gibi örnekleri verebiliriz. Bu konuda şükrediyoruz hem bu okulda olmaktan hem böyle öğrencilerle çalışmış olmaktan. Bu anlamda okulumuzu seviyoruz bu arada, onu da altını çizmek isterim. Fazla uzatmadım umarım. Çok kısa tamam, dediğiniz hocam. İçin kısaca böyle bir girişte bulunmuş olduk. Bundan sonra zaten sorularımız evet, yine ayrıca yani, tekrar detaylı olarak ayrı sorular falan olursa sorularla alakalı bir şeyler paylaşırız. Şimdi özellikle AYT ile alakalı birkaç değerlendirmede bulunacağım ama ondan öncesinde fizik dersiyle alakalı biraz önceki Ayşe hocamın sözlerine ilaveten şunları söylemek istiyorum. Özellikle 2018 öncesi bu TYT-AYT sınav sisteminden önce sorular daha böyle ezbere yönelik sorular çok daha ön plandaydı. Öğrenciler sürekli olarak belli kalıpları ezberleyip o kalıp soruları defalarca birkaç kitaptan çözdüğünde artık sınavda çok daha fazla başarı elde ettiğini görüyorduk. Eskiden daha çok sistem böyleydi. Ama bu TYT-AYT sistemiyle birlikte eleştirdiğimiz yanları var. O ayrı mesele. Soru sayılarının falan birazcık daha açıkçası fizik anlamda çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen Ayşe Hocam da katılacaktır bize. Soru sayılarında birazcık daha yükselmeler yapılmalı tabii ki ama onun haricinde sistem olarak baktığımızda daha çok kavramları ölçen, öğrencinin gerçekten bilgiyi ne kadar içselleştirdiğini temel alan soruların çok daha ön planda olduğunu görüyoruz. Biraz önce siz de konu içerisinde bahsettiniz konuşurken. Bu yeni nesil dediğimiz soru formatları birazcık daha yavaş yavaş, tamamen %100 olmasa da ön plana doğru geçmeye başladı. Hem TYT'de hem AYT'de.
Çocuklar tabii bu yeni nesil sorulardan korkuyorlar. Aslında korkacak bir şey yok. Burada kavramları ne kadar doğru analiz edip ne kadar sindirebilmişsek bu soruları çok daha rahat yapma şansımız olacak. Ama hani tabloya baktığımızda durum öyle mi derseniz Türkiye genelinde? Açıkçası Türkiye genelinde tablonun çok da öyle olmadığını görebiliyoruz. Öğrenciler çoğunluk itibariyle söylüyorum, tabii ki bunların istisnaları var. Çoğunlukla belli kalıp formülleri, kuralları ezberleyip her karşılaştığı soruyu o formülleri uydurmak gibi bir eğilimdeler. Kavramların anlamını sorduğunuz zaman öğrencilerin çoğundan cevap gelmiyor. Yani formülü soruyorsunuz, formülü tak 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 herkes sayıyor. O kısmı ezber yapmak çok daha kolay çünkü. Ama bu ne demek? Bunda bu cümşeyden, bu kanundan, bu formülden nasıl bir yorum yapıyorsun dediğimizde maalesef bu birazcık daha geride kalıyor. Bu anlamda öğrencilerimize ben hep şunu öneriyorum bu vesileyle. 12. sınıftan da şu an 11. sınıftan da izleyen öğrencilerimizin olduğunu eminim. Bu anlamda 11'den itibaren bu üniversite hazırlık süreci başlar aslında. Doğal süreç oradan başlar. 11'den itibaren konuları sadece ezberleyerek değil, sadece belli kalıp soruları ezberleyerek değil, kavramları öğrenerek, kavramları birinci planda tutarak. Yani atıyorum işte F eşittir MA, mesela 11. sınıf konularından örnek vereyim. F eşittir MA diye bir meşhur formülümüz vardır, Newton'un ikinci yasası. Bunu sorsanız, böyle bir anket yapsak, bütün öğrenciler büyük bir ihtimalle F eşittir MA'yı çok rahat söyler. Ama bunun yorum kısmına geldiğinizde, yani kuvvetle ivme arasında nasıl bir ilişki var, ivmeyle kütle arasında nasıl bir ilişki var kısmında yorum yapmakta ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Bu kavramları çok fazla oturtmamamızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunların detaylarını yine devamında yine konuşacağız. Ben şöyle yapayım isterseniz, direkt sunumuma geçeyim. Sonra öğrencilerin sorularıyla bunları birazcık daha açarız muhtemelen. Ekran paylaşımını başlatayım. Geldi değil mi ekran? Hasan Hocam ekran geldi mi? Tamam. Şimdi özellikle bu YKS'nin AYT sorularını, 2021'deki AYT sorularını değerlendireceğim. Tabii bu soruları burada tek tek oturup çözmek, soruların cevaplarına odaklanmak şu an aşamada çok büyük anlam ifade etmiyor. Ben daha çok hangi tarz, hangi konulardan ne tarz sorular gelmiş? Çünkü burada konu anlatacak durumda değiliz şu an bu süre itibarıyla, dar süre olması hasebiyle. O yüzden daha çok soruların hangi formatta geldiği, hangi konulara daha çok eğilmemiz gerektiği ile alakalı kısa bir değerlendirme yapacağım. Önce 12. sınıf konularından başlıyorum. Bu soru geçen seneki 2021 AYT sorularından bir tanesi. Çembersel hareketle alakalı bir soru. Ve öğrencilere bu vesileyle hemen şunu ifade etmek isterim. Çembersel hareket her yıl istisnasız soru gelen konularımızdan bir tanesidir. Ve dikkat ederseniz herhangi bir işlem falan da yok soruda. Öğrenciler çoğunlukla işlem odaklı çalıştıklarını düşündüğüm için özellikle bunun altını çizmek isterim. Tabii şunu da hemen belirtmek lazım. İşlem yapmayacak mıyız? Sorularda hiç işlem sorusu çözmeyelim mi gibi bir algıda soru da gelebilir. Tabii ki işlem yapmalıyız. Ben hep öğrencilerime şunu söylerim. Fizikte işlem, fiziği öğrenmenin birinci basamağıdır. Yorum, işlemden sonra gelen basamaktır. O yüzden önce işlem yaparsınız. İşlemleri nasıl yapılacağını öğrenirsiniz. Sonra o bilgileri yorum sorularına nasıl uyarlayacağımıza bakarsınız. O anlamda bu birazcık daha bu soru çembersel hareketteki kavramları net pekiştiren, öğreten bir soru aslında. Çok da güzel bir soru olmuş. Bu vesileyle öğrencilerime tekrar şunu ifade edeyim. Çembersel hareketi mutlaka eksikleri olan öğrencilerimiz varsa mutlaka tamamlasınlar. Her yıl bir tane soru mutlaka gelir çünkü. Geçiyorum. İkinci sorumuz, diğer bir soru. Yine 12. sınıf konularından çıkan bir soru. Bu da genel çekim yasaları ile ilgili bir soru. Yine çoğunlukla, buna her yıl diyemiyorum ama çoğunlukla gelen konulardan bir tanesidir genel çekim yasası.
Kepler ya da genel çekim yasası, ikisini bir bütün olarak alırsak eğer, bir uydunun hareketinden bahsediyor. Çok da güzel bir soru bu arada. Mesela bu soru, biraz önceki soru birazcık daha klasik sayılabilir ama bu soru tam böyle hani yeni nesil diyoruz ya. Öğrenciler böyle daha çok işte belli formülleri, hani yeni nesille diğer soruların farkı ne, bu vesileyle onu söyleyeyim. Eski tarz sorularda işte belli kalıp formüller vardır. Formülleri uygularsınız. Formülleri sayısal olarak uygulamasanız bile formülü yerine yazdığınızda şak şak cevap çıkacaktır. Ama bu soru mesela öyle bir soru değil. Bir kere biraz hafif coğrafya bilgisi de barındıran bir soru. Dünyanın hangi yönde döndüğünü falan da düşünmesi gerekiyor öğrencinin. Ama onun ötesinde hangi bilgiyle örtüştüreceği noktasında da öğrencilerin biraz tereddüt yaşadığı sorulardan bir tanesi. Bu anlamda da geçen seneki sorular içerisinde herhalde yapılma oranı düşük olduğunu tahmin ettiğim sorulardan bir tanesi bu soru. Güzel bir soru olmuş ama beğendim gerçekten. Hani bu bilgi bu kadar net bir şekilde günlük hayattan bir olaya bağdaştırılabilirdi açıkçası. Bu vesileyle şunu da tekrar yine belirtiyorum. Genel çekim yasası, uyduların hareketi gibi bilgilerini öğrencilerimiz mutlaka tekrarlasınlar. 12. sınıfta özellikle şu an çalışan öğrencilerimize hitaben söylüyorum. Bu da her yıl soru gelen konulardan bir tanesi. Açısal momentum yine her yıl soru gelen konulardan bir tanesiydi. Ama ilginç bir şekilde geçen yıl açısal momentumu sormadılar. Tabii soru sayısının azlığından kaynaklanan bir durum bu. 14 tane soru var ama yaklaşık hani alt başlıklarına da ayırırsanız 25-30 tane AYT konumuz var. Böyle olunca mecburen bazı konuları kısmak zorunda kalıyoruz. Ama açısal momentumu da özellikle altını çizeyim. 2021'de yok ama önceki yıllarda çok sıklıkla sorulan konulardan ve de seçici olarak karşımıza çıkan konulardan bir tanesi. Özellikle açısal momentumun üzerinde durmalarını tavsiye ederim öğrencilerimize. Diğer bir soru, basit harmonik hareket sorusu bu da. Basit harmonik hareket de yine her yıl gelen konulardan. Yani şu özellikle TYT-AYT sistemine baktığımız zaman her yıl mutlaka gelen konulardan bir tanesi. Soruyu dediğim gibi çözmeyeceğim ama bu soru temel bir soru. Harmonik hareketin temel bilgilerini yorumlayan, sorgulayan bir soru. Gayet de yerinde güzel bir soru olmuş. Basit harmonik hareketi az da olsa bilen bir öğrenci bu soruyu artık herhalde yapması gerekir. Biraz da grafik okumayı bilmesi şartıyla. Özellikle şu şeyi özetleyecek olursak 12. sınıfın birinci dönem konularıdır bu saydığım konular. Çembersel hareket, harmonik hareket, açısal momentum ve genel çekim. Bu dördünden bazen dört soru, bazen bir tanesi gelmeyebiliyor. Üç tane soru geliyor ki 14 soru içerisinde bence çok ciddi bir oran. O yüzden 12. sınıf öğrencilerimize özellikle bu noktaya birazcık daha eğilmelerini tavsiye ederim. Bu kısımlar ikinci dönemle alakalı daha çok. 12. sınıfın ikinci dönemiyle alakalı. Bazı konuları daha şu an 12. sınıftaki çocuklarımız işlememiş de olabilir belki ama en azından konu başlıklarından ve ne kadar soru çıktığında bu vesileyle görmüş olsunlar. Çift yarıkta girişim diye bir konumuz var. Işık teorilerinden. Bununla alakalı bir soru. Zorluk düzeyi nedir derseniz gayet temel bilgileri içeren bir soru. Bununla da yine su dalgalarında girişim ya da çift yarıkta girişim, tek yarıkta girişim başlıkları birbirine çok benzeyen başlıklar zaten. Buradan genelde bir soru koymaya çalışıyor ÖSYM her yıl. Bu soru yine 2021 sorularından radyoaktivite konusuyla alakalı bir soru. Radyoaktivite konusu özellikle 2018 öncesi bu TYT-AYT'ye geçmeden önce çok ÖSYM'nin sıklıkla üzerinde durduğu meselelerden biri değildi. Çok daha yüzeysel müfredatta geçiyordu ama 2018'den sonra sıklıkla sorduğu konulardan bir tanesi. Son konularımızdan. Belki öğrencilerimiz daha şu an bunu işlememiş olabilir ama bu da yine önem vermeleri gereken konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ve yine güzel bir soru da olmuş. Bu vesileyle onu da bahsedeyim. Gayet güzel, şık bir soru olmuş. Hani yine orada belli kalıp bilgiler var. O kalıp bilgileri birazcık daha dışına taşan bir soru olmuş. Bu anlamda radyoaktiviteyi birazcık daha içselleştiren bir soru olması açısından güzel bir seçici bir soru olduğunu söyleyebilirim.
Ve yine 2021 sorularının bir başkası. İşte yine mesela yeni nesil diyebileceğimiz sorulardan bir tanesi. Şimdi yeni nesil deyince ben de bir yayıncıyım aynı zamanda. Yayınlarda, piyasadaki yayınlara baktığımızda şöyle bir algı oluşuyor. İşte soruya resim koyarsanız, böyle bir özellikle şekil değil de güncel hayattan bir resim koyduğunuz zaman bunu yeni nesil algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Hiç de öyle değil, bakın resim falan da yok. Ama tam olarak böyle yeni nesil diyebileceğim bir soru. Ne açıdan yeni nesil derseniz, bir konu fotoelektrik konusu, 12. sınıfın ikinci dönem konularından. Fakat bunu bir o 9. sınıf bilgisiyle birleştirmişler ve bir elektroskobun üzerinden elektron koparmayla bağlantılı bir soru haline getirmişler. Yani bu çocuk bu soruda hem 9. sınıftaki elektrostatiği bilmesi gerekiyor, hem de fotoelektrik konusunu bağdaştırması gerekiyor. Tabii sıkıntı burada şu, soruyu okuduğunuzda bu iki bilgiyle bağlantılı bir soru olduğunu çok ilk başta anlamayabiliyorsunuz açıkçası. Hatta ben de ilk okuduğumda hani öğrencilerin o şey tarzıyla ne diyor bu arkadaş falan demiştim açıkçası. Şöyle bir algılamakta zorlanmıştım açıkçası ama güzel bir soru olmuş gerçekten. Ama işin şöyle bir tarafı da var. MEP kitaplarında bu tarz yeni nesil diyebileceğim böyle farklı tarz soru örneklerinin de birçoğu aslında var. Öğrencilerime ben de buradan böyle bir öneride bulunmuş olayım. Konu çalışma anlamında belki çalışırken, ilk başta çalışırken biraz uzun anlatımından ötürü kafasında konuyu çok fazla şey yapmayabilir. Kendi kendine çalışırken çok verimli olmayabilir. Ama konuyu öğrendikten sonra oradaki örnekleri sanki böyle bir roman okur gibi ya da böyle bir herhangi bir kitap okur gibi baştan sona ben özellikle 12. sınıf kitabının, 11 de buna dahil ama özellikle 12. sınıf kitabının baştan sona okunması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok ilginç örnekler var. Bir şey mi dediniz Ayşe Hocam? Yunus Hocam, ben burada biraz da sizi soluklandırayım isterseniz. Tabii ki hocam, sağ olun, teşekkür ederim. Ben öğrencilerime şunu da tavsiye ediyorum mesela. AYT'de de ben çok işe yarayacağını düşünüyorum. TYT bazında çok ciddi bir şekilde işe yarıyor bence. Kazanımlarda mesela ünitelerin kazanımlarının bir listesi zaten elimizde mevcut. Onların üzerinden mesela hani ben bu kazanımı edindim mi? Değil mi? Üniteye çalıştıktan sonra mesela kazanımı okuyarak oradaki kazanımı ben edindim mi? Şeklinde kendine bir soru sormasını. Ben bununla ilgili ne biliyorum? Buradaki istediği şeye sahip miyim? Şeklinde tek tek üzerinden gittiğinde de zaten aslında bu tarz sorularda yapabileceği yorumlar konusunda doluluğunu ya da işte hani nerede tıkanabilir, hangisinden gelse kaçırabilir şeklinde sanki onlar da ciddi bir şekilde bize neler yapmamız gerektiğine dair ipucu veriyor diye düşünüyorum. Hani sizin de fikriniz tabii burada çok önemli. AYT bazında da bunun faydasını olacağını düşünüyorum ben açıkçası, değil mi? Kesinlikle katılıyorum hocam, teşekkür ederim. Hem kazanım anlamında hem de ben özellikle kazanım anlamında da bunu katılıyorum. Diğer taraftan konu bazlı da öğrencilerimiz bazen şöyle bir çalışma sistemi içerisine giriyorlar. İşte dershane, özel okul artık farklı şekillerde veya okuldaki kurslarla artık nereden hazır yararlanarak çalışıyorlarsa bir öğretmen bunu öğrencimizi yönlendiriyor. Sürekli olarak işte şu konuyu çalış, bu konuyu çalış, bu hafta bunu işledik, bunu çalış. Arada bir şeyler kaçıyor tabii bu sırada. O yüzden ellerinde mutlaka bir liste olmalı. Bu kazanım listesi olabilir. Konu listesi de olabilir. Ellerinde bir konu listesi olmalı. Ve hani biraz daha bilinçli bir çalışma öneriyorum ben çocuklara. Ben bu konulardan hangilerini alt başlıklarına da ayırarak sadece genel ünite adı anlamında söylemiyorum. Ki bu yaklaşık olarak kazanımla da eşdeğer oluyor ister istemez. Bu kazanımı biliyor muyum? Ya da bu konu hakkında bilgim var mı? Bu bir. İki, bunu pekiştirecek bir çalışma yaptım mı? Herhangi bir ek kaynaktan. Hangi tür çalışmaları yaptım? Bu liste gözümüzün önünde bulunursa hem konular bitmeye doğru yaklaştıkça şu konuların çoğunu tamamladığımızda bir kendimize daha bir özgüven duyabiliriz. Ben bu kadar konuyu tamamladım gibi bir fikir de oluşabilir. Hem de bir yerlerde eksik kalan herhangi bir kazanım, herhangi bir konu varsa
Onu da bu vesileyle orada gözümüzde sürekli olarak çarpacaktır. Bak bu konuya çalışmalıyım, bu konu bende eksik Evet. olarak duruyor hala gibi bir bilgi de oluşmalı. Yunus Hocam, değerli bilgilerinizi kesmek istemiyorum ama vaktimiz sınırlı. Çok Biraz kısıtlı. Hemen toparlayabilirsek, toparlayacağım. Tamam. öğrencilerimizin sorular var, onlara da yer vermek Tamam. istiyorum. Bu arada Tamam. Hüseyin Hocam da yayında, ona da bir Hı-hı. iki söz vermek Tabii ki. istiyorum ben. Tabii ki. Biraz Bir toparlarsak şey hemen hızlıca. toparlayacağım. Bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra oraya geçelim. Öğrencilere yine tavsiye edeceğim şeylerden biri de şu olacak. MEP kitabından bahsettim. MEP kitabını mutlaka okumalılar. İkinci bir şey. EBA'daki deneyler. Fizikle ilgili EBA'da inanılmaz fazla sayıda ve inanılmaz güzel deneyler yapılmış. Bu deneyleri hani okul ortamlarında bazen öğrenciler bunların hepsini yapma fırsatı bulamayabiliyorlar açıkçası. EBA'ya girmelerini, o deneyleri fırsat buldukça, kendi konularıyla alakalı olan deneyleri fırsat buldukça izlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü geçmiş yıllarda bu 2021'de direkt aynısını görmedim ama geçmiş yıllarda orijinal diyebileceğimiz, seçici diyebileceğimiz bazı soruların birebir o EBA deneylerinden sorulduğuna şahit olduk. Çocuk daha önce bu deneyleri izlemişse soruyu hiç düşünmesine dahi fırsat kalmadan, çünkü deney zaten deneyin öyle bir özelliği var. Yani sizin 20 tane, 30 tane, belki 50 tane soru çözmenize bedel bir kalıcılık sağlıyor deney. Dolayısıyla o deneyleri izleyen bir çocuk o sorulara geldiğinde hiç takılmadan tak tak çözme şansı var diye düşünüyorum. O yüzden öğrencilere bu EBA deneylerinde ısrarla tavsiye ediyorum. Yunus Hızlıca Hocam, diğerlerine tekrar geçeceğim. Hasan Hocamın müsaadesiyle küçücük bir Tabii söz ki, hakkı tabii almak ki, istiyorum burada tabii Hasan ki buyurun. Hocam. Okulumuzla da ilgili ben bir şey söylemek istiyorum burada. Deneylerden siz bu kadar bahsetmişken özellikle. Biz okulumuzda laboratuvarımızı sürekli açık tutuyoruz ve içerisindeki donanım gerçekten çok güzel durumda. Okulumuzda da öğrencilerimiz istedikleri zaman deney ekiplerimiz var ve bunların kontrolü, bu arkadaşlarımızın kontrolü, nöbetçilerimiz var laboratuvarımızda, oranın düzenini sağlamak adına. Ve isteyen öğrencilerimiz istediği zaman gelip istediği deneyi kurup yapabiliyorlar hocam. Böyle de bir imkanımız var. Bunu sağlayan okulumuzdaki diğer fizik öğretmenimiz Ömer Yavuz hocama da burada teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu imkanı bize sunan Müdüre Hanım'a da aynı zamanda burada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok faydalı oluyor. Öğrenci gelip eliyle kurup denediğinde özellikle zaten unutma gibi bir şansı kalmıyor ve çok güzel pekiştirmiş oluyor bunu. Eğer kullanmak istiyorsa tabii öğrenci, merak ve ilgi dediğim gibi başarıyı zaten arkasından getiriyor aynı şekilde. Teşekkür Evet, ederim. teşekkür ederiz. Bu soru da lazerle ile alakalı bir soru. 12. sınıfın son konularından. Bu da sıklıkla yine özellikle modern fizik anlamında, atom fiziği ve modern fizik anlamında karşımıza gelen sorulardan. Birkaç tane de 11. sınıf sorularından göstermek istiyorum. Bu arada soru dağılımı da hemen söyleyeyim öğrencilere. 11. sınıf ve 12. sınıflarda onu, bu konulardan geliyor. 11'in ve 12'nin konularından geliyor AYT'de. Tabii ki geçmiş kazanımları içeren soru var mı? 9 ve 10 kazanımlarını birleştiren tabii ki sorular olabiliyor ama AYT denildiğinde tamamen 11-12 konusudur. Ve geçen seneki 2021'deki soru dağılımına baktığımızda 7 tanesi, 14 sorunun 7 tanesi 11. sınıf, 7 tanesi 12. sınıf, eşit bir dağılım gerçekleştirilmiş. Bu bazen 6'ya 8, 8, 6 gibi değişebiliyor ama yaklaşık bu civarlarda. Ama ben ısrarla 11. sınıf öğrencilerime hep şöyle, şöyle söylüyorum. 11. sınıf evet sayısal olarak %50 gibi duruyor. Ama 12. sınıftaki birçok konuya, buradaki çembersel harekete, genel çekime, işte harmonik harekete, açısal momentuma temel oluşturan özellikle bu mekanik anlamında çok ciddi üniteler var. Dolayısıyla İşlevsellik anlamında baktığınızda 11. sınıf konuları belki %60-70 oranında bir işlevselliğe sahip. Yani 11'deki bu bahsettiğim konuları bilmeyen bir öğrencinin 12 konularında ciddi anlamda sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. O yüzden şu an 11'den olup da bizi izleyen varsa onlara özellikle 11 konularını çok sıkı öğrenmelerini tavsiye ederim. Şu soru mesela geçen seneki sorular içerisinde yine çok şık sorulardan bir tanesiydi ve seçici sorulardandı. Manyetizma ile alakalı bir soru ama elektromıknatısla alakalı bir soru ama hani açıkçası benzeri kitaplarda var mıydı derseniz herhangi bir şeyde herhangi bir kaynak kitapta bu yardımcı kaynakların herhangi birinde ben rastlamadım açıkçası.
ÖSYM bu tarz böyle denemeler yapıyor. Gayet de güzel yapıyor. Çocukların biraz daha böyle hani kalıp sorulardan çıkıp biraz daha kendi bilgilerini içselleştirmesini ölçen sorular bunlar. Gayet şık bir soruydu. Yeni nesil diyebileceğimiz formatta bir soru. Bunun için tabii özellikle manyetizma ile alakalı bilgilerin gerçekten özümsenmiş olması gerekiyor. Yani çocukların manyetizma denildiği zaman aklına gelen şey genelde formüller. Belli birkaç kalıp formül var. Formülleri ezberlemeye çalışıyorlar. Ama işte böyle bir soruda bunu güncel hayat bilgisiyle pekiştirmesi ve özümsemesi ölçülmüş. Gayet de şık bir soru olmuş. Bu anlamda evet, hazırlayanları da tebrik ediyorum. Biraz daha hızlı devam edersin. 11. sınıf konularını söylüyordum. Yine manyetizma ile alakalı, şöyle hızlıca geçiyorum soruları. Manyetizma ile alakalı, daha doğrusu alternatif akımla alakalı bir soru. Transformatör sorusu. Manyetizmadan öğrenciler tabii şunu merak ettiği için onları da şey olarak sunalım o zaman. Bir istatistik olarak. Manyetizmadan genelde her yıl iki tane soru gelir. Bir tanesi biraz önce gösterdiğim, bir de bu. Transformatörle alakalı. Bu da güncel hayat sorusu bakın. Transformatör deyince yine testlerde, kitaplarda çok fazla böyle işleme yönelik bir takım sorular olabilir ama buradaki sorunun ne işlemle ne başka bir şeyle alakası yok. Transformatörün günlük hayatımızda nasıl kullanıldığıyla alakalı gayet şık da bir soru idi. Hemen geçiyorum. Bunun dışında elektriksel kuvvet. 11. sınıfın özellikle elektrik ünitesiyle alakalı iki tane soru gelir bakın yine. Öğrencilerime hitaben size söylüyorum. İki elektrik, iki manyetizma şeklinde. Bunu şu anlamda önemsiyorum. Bazen deneme sınavlarında bunların dağılımını çok farklı görebiliyoruz. İşte bazen bir yayın tutuyor mesela işte 4 tane manyetizma, 3 tane elektrik koyuyor mesela bir deneme sınavına. Çocuk bu sefer diyor ki ya 7 tane mi bundan çıkıyor falan gibi böyle bir değişik bir algıya kapılabiliyor. Soruların normal dağılımı bu gençler. Bu vesileyle bunu da görmüş olun. Bir elektrostatik, daha doğrusu elektriksel kuvvet sorusu var. Bu temel bir soru. Bunu birçok öğrenci büyük bir ihtimalle yapmıştır. Bunu geçiyorum. Bir atış sorusumuz var. Yine aynı şekilde temel sayılabilecek sorulardan. Bunlar tabii her yıl çok temel sorular da çıkıyor. Aralarında böyle seçici diyebileceğimiz sorular da geliyor. Bu da bir atış sorusu. Biraz enerjiyle de bağlantılı aslında. Aynı yükseklikten, aynı hızla fırlatılan cisimlerin yere aynı hızla çarpacağını ifade eden bir soru. Enerji bilgisi içeren. Kısmen atışlarla da bağlantılı olan bir soru. Elektrikle alakalı bir sorumuz daha var, ona birazdan geleceğim. Bu da basit makinalarla alakalı bir soru. Yine tork, ağırlık merkezi ve basit makinalar. Bu üçünden genelde üç ayrı soru gelmez soru sayımızın azlığı itibariyle. Burada hem basit makine, el arabası bir basit makine, aynı zamanda torku da içeren bir soru. İkisini birleştirerek tek soru üzerinde bize sorgulamışlar. Şu da elektriksel potansiyelle alakalı. Bakın biraz önce bahsettim. Elektrikle alakalı iki tane soru var. Biri elektriksel kuvvet, diğeri de elektriksel potansiyel. İki soru. Bu da güzel, şık sorulardan bir tanesi olmuş. Beğendim bunu da. Evet, bu soruların değerlendirmesini burada bitirelim hocam o zaman. Diğer öğrencilerimizin sorularıyla devam edelim. Yunus Güleç hocama çok çok değerli bir verdiği bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben burada sözü ekibimizin en deneyimlisi fakat ruhen en genç olanı, bizden çok daha genç olanı Hüseyin Kazan hocama vermek istiyorum. Hüseyin Kazan hocam buradaysanız bir iki cümleyle sizden genel bir değerlendirme alabilir miyiz YKS hazırlığıyla ilgili? Hüseyin Hocam. Hüseyin Hocam beni duyuyor musunuz? Sanırım Hüseyin Hocam meşgul şu anda. Biz bir iki soruyla devam edelim değerli öğretmenlerim. Yunus Hocam ben özellikle bir şeyi merak ediyorum. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi olarak, Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak. Şöyle iki üç cümleyle fazla da değil. Öğrencilerimiz neyi doğru yapıp başardılar da neyi yanlış yapıp başaramadılar? Çok güzel bir soru. Tabii bununla ilgili yine konferans verilir hocam ama ben şöyle kısaca söylemeye çalışayım. Bir kere üniversite hazırlık süreci sadece son sınıfta olacak bir şey değil. Bu işin temeli ilkokul, ortaokul ile başlıyor aslında.
Ama özetlemek gerekirse özellikle belki de bunun en önemli kısmı da 11-12. 11'den başlayarak süreci çok iyi yönetmeliler, bu bir. Fizik anlamında kavramları çok daha ön plana alan, öğrenmeyi ön plana alan bir çalışma yürütmeliler. Özellikle soruları yani çözerken... Yeni nesil sorularla alakalı. Hı. Soruları çözerken öğrencilerde şöyle bir yanlış görüyorum. İşte cevabı A buldum mu buldum. Nedenin içini yok. Yani ben bunu buldum deyip hemen direkt geçiyorlar ki bu çok en büyük yanlışlardan bir tanesi. Mutlaka kavramların, o sorunun sizden ölçmeye çalıştığı şeyi mutlaka hazmedin diyorum öğrencilere. Bu soru sizden ne ölçmeye çalıştı, bunu görmeliler. Belki de sizin sorunuzun cevabına gelecek olursak, bu biraz giriş oldu. En doğru yaptıkları şeylerden birisi şuydu hocam. Okula devam. Bence en önemli kritik nokta buydu. Bizim öğrencilerimizin 11'den, bu süreci ben çünkü ısrarla 11'den itibaren başlaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 12. sınıfın başından sonuna kadar tek bir gün bile fire vermeden okula devam etmeleri. Yani çünkü üniversite hazırlık sürecinde şu yanlışları çok görüyoruz. İşte hocam ben evde çalışacağım ya da ne bileyim işte dershanem var, şu var, bu var falan gibi farklı sebeplerle değişik bahaneleri kullanarak okuldan kopuşlar yaşanıyor birçok okulda, maalesef bunu görüyoruz. Bizim okuldaki öğrencilerin başarısının altında yatan birinci kriter bence bu hocam. Ve başaramayan öğrencilere baktığımızda da yine en önemli kriterlerden bir tanesi bu. Yani kim birazcık okuldan manen ya da işte bedenen koptuysa sene sonu itibariyle bakıyoruz gerçekten başarısında istediğimiz noktaları yakalayamadığımızı maalesef şahit oluyoruz. Evet, hemen bir cümleyle ekleme yapmak istiyorum. Sizin okulunuz mezunu da olan bir çocuğumuzla alakalı. Kendisine affına sığınarak şunu da ilave etmek istiyorum. Belki diğer yönde bir örnek olacak ama kendisi çok hışımla başlıyor çalışmaya. Konuları çok güzel ilerliyor. Çok güzel yapıyor. Denemelerde de çok güzel ilerliyor. Sınavlar, soru rehberliği vesaire anlamında ilerliyor. Sınava 2 ay var. 2 ay var. Konular bitiyor. Ve kendisi diyor ki ben artık oldum. Ben tamamım. Sınavlarda işte 100 üzerinden %80'ler, %90'lar, %75'ler yapan çocuk sınava bir giriyor. Sınavda %30'larda, %40'larda kalıyor. Belki de yanlış olan bu noktaya da çok önemli değinmemiz lazım. Ne erken bitirmek konuları, ne geç bitirmek. Bunun dengesini çok iyi kurmak, planlamamızı Eylül'de nasıl yaptıysak, şu an 11. sınıf öğrenciler ağırlıklı olarak yapmakta olduğumuz için, 11. Eylül'de bu işi nasıl planladıysak, o plana düzenli şekilde uymak, yeri geldiğinde sanatsal, sportif etkinliklerimizden de vazgeçmeden bu işin üzerinde planlı ve programlı olarak çalışmak. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, arkadaşlarımızın rehberliğinde. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayşe Hocam'a da bir sorum olacak. Buyurun hocam. İzin verseniz. Tabii hocam. Önce tam sizin söyleyeceğiniz şey için izin isteyecektim zaten Hasan Hocam. Öğrencilerime benim en büyük tavsiyelerimden biri de Eylül ayında mutlaka kendilerine bir uğraş bulmaları. Yani bir hobi ya da bir hoşlandığı bir şeyi haftalık sürecine dahil etmesi. Ve çünkü bu sürekliliği getiriyor. Yani zevk aldığı bir şeyi de vazgeçmeden devam ettirdiğinde öğrencimiz sene sonunu, Haziran ayını çok daha rahat görebiliyor. Yoksa dediğiniz gibi aralarda pes etme olayı çok ciddi boyutlarda öğrencimize zarar verebiliyor. Sonra toparlaması çok zor olabiliyor. Buyurun hocam, Hasan Hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam değerli bilgileriniz için. Naneoğlu soyadlı bir öğrencimiz ya da öğretmen arkadaşımız sormuş. Konu eksiği olanlar için ne tavsiye edersiniz diyor. Buyurun hocam, sizden başlayalım Ayşe hocam. Konu eksiği olarak hocam, konuları rastgele seçmemesini öneririm özellikle eksik konular kısmında. Mesela madde ve özellikleri konusuna başlarken işte fiziğin doğasından
öz kütleden devam ederek sırayla böyle hani herhangi bir tanesi ben tutayım bir basın çalışayım ondan sonra bakarım belki fizik doğasında çalışırım gibi değil o üniteyi komple seçtiğinde en temel bilgileriyle başlayarak bence eğer temel düzeyde bilgileri varsa da hızlı geçerek yine de bir üstünden geçiş yapmış olarak devam etmesini öneririm konu çalışırken. Ya da bir kuvvet hareket konusunda atışlar çalışacak mesela öğrencimiz 11. sınıfta. Belki de doğrusal harekette problem yaşıyor. Newton'da problem yaşıyor. O zaman çok daha sıkıntı olabiliyor. Bir momentum çalışacak öğrencimiz. Mesela oturup da momentuma direkt çalışmak ben çok doğru bulmuyorum böyle. Momentumun içerisinde bana neler lazım? Hangi altyapıda bilgilerim olmalı ki ben bu konuyu daha rahat öğrenmeliyim şeklinde bir küçük bir ön çalışma yaparak acaba oralarda eksiklerim var mı deyip onları tamamlayıp ondan sonra oturup 11. sınıf öğrencisi ya 11. sınıf konusu olan momentuma bence çalışmalı. Hani bu onun önünü daha çok açıp daha çok belki zevk almasını sağlayacaktır ve kolay olduğunu o zaman görecek aslında. Hı, ya öbür türlü olduğunda çok zorlanıyorlar çünkü. Teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim hocam. Yunus hocam, Yusuf Emir izleyicimizin şöyle bir sorusu var. TYT ve AYT fizik konusunda internet üzerinden önerileriniz var mı diye sormuşlar. Evet, reklama girecek o zaman ama nasıl yapacağız? Reklam derken ben aslında yönlendirme yapmak da istiyorum bu konuda. Hı. Şöyle bir giriş de yapayım isterseniz ben sonuç cümlesi olarak birkaç cümle söyleyecektim, zikredecektim ama biliyorsunuz bu sene Milli Eğitim Bakanımızın özellikle üzerinde durduğu ve yardımcı kaynaklar mebgov.tr diye bir adresi var. EBA'ya ilaveten burada özellikle yeni nesil sorular var. Yeni nesil sorulardan tabii öğrencilerimiz biliyordur ama kastımız ben bir iki cümleyle şöyle bahsedeyim. Çoğu zaman bilgiyi sorunun içerisinde zikrederek o bilginin yorumlanmasına, o bilginin zihin dünyanızda açtığı işte yorumlamalara yol açarak en doğru bilgiye nasıl ulaşırsınız? Bununla ilgili bazı kavramlar var, 40'a yakın soru kökleri var. Bu soru köklerine ilişkin de bu yönde bir cevap verirseniz teşekkür ederim hocam, sevinirim. Tamam hocam. Şimdi özellikle YouTube kanal olarak tabii ki ondan öncesinde YouTube'dan önce şundan bahsedeyim. MEP kitapları birinci kaynak olmalı bence. Yani onun dışında piyasada birçok kaynak var onlardan isim bahsetmiyoruz herhalde. Doğru kaynağı seçmek çok önemli. Önce oradan da başlayayım. Şöyle bir şey var. Öğrenciler seviyesine uygun olmayan bir kaynağı seçtiğinde kesinlikle ve kesinlikle hedefe ulaşamıyorlar. Şimdi ister istemez yanındaki, çevresindeki daha iyi seviyede olan bir öğrencinin çözdüğü kitaba bakıyor bir öğrenci. Diyor ki o falan kaynağı çözmüş, o zaman ben de o kaynağı çözersem başarıya ulaşırım gibi bir yanlış bir algı var. Bu doğru değil. Herkes kendini tanımalı. Benim seviyem ne? Ben şu ana kadar fizikle alakalı bilgi birikimim ne seviyede? Bununla alakalı eğer en temel seviyedeysem en temel bir kaynaktan başlamak. Sonrasında eğer birazcık daha ortalara yükselmişsem ona göre bir kaynak seçmek. En sonunda bu biraz daha böyle zor diyebileceğimiz özellikle bu yeni nesil formattaki soruların daha ön planda olduğu kaynakları birazcık daha sonraki planda başlamak çok daha mantıklı. Çünkü konuya yeni başlayan bir öğrenci bu bahsettiğimiz yeni nesil soruları açıkçası çözemez. Çünkü daha kavramlar yeterince oturmamıştır. Önce bunun bir altyapısını doldurması gerekiyor açıkçası. Bunu öncelikli olarak söyleyeyim. İkinci olarak YouTube'la alakalı Ertan hocam var. Ben buradan öğrencilerime tavsiye ederim. Ertan Sinan Şahin YouTube kanalı var. Ve bütün konuları baştan sona hani herhangi bir konu eksiği bulunmadan tamamını hem konu anlatımı olarak anlatan hem de sorularıyla destekleyen bir hocamız. Aynı şeydir kendisi aynı zamanda ODTÜ'de doktora yapan da bir arkadaşımız. Bu anlamda kendi alt bilgi seviyesi de bu konuya gayet yeterince uygun bir arkadaş. Özellikle fizik anlamında buradan yararlanmalarını öneririm. Çünkü işin bir de şu tarafı da var hocam. Burada YouTube bir derya biliyorsunuz. Yani içinde fizikle alakalı da başka alanlarla alakalı da çok fazla sayıda
kanal var. Üzülerek şunu da görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu kanalların içerisinde yanlış yönlendirmeler de var. Yanlış bilgiler de var. Yani şimdi maalesef YouTube kanalaşmak için bir şey yok. Sınırlama yok. Hani önüne gelen herkes bir YouTube kanalı açabiliyor ve orada istediği gibi paylaşımlarda bulunabiliyor. Öyle olunca da bir takım yanlış bilgileri öğrencilere aktaran kanallarımızda maalesef var. O yüzden bu konuda seçim yaparken doğru seçim yapmalarını öneririm. Fizikle alakalı çok fazla sayıyı çoğaltmaya gerek yok bence. Ertan Hocam takip etsinler eğer YouTube'dan yararlanacaklarsa. YouTube olmak zorunda mı derseniz bence olmayabilir. Yani bu illa bir zorunluluk değil. Piyasadaki diğer kaynakların zaten video çözümleri de var. Şu an video çözüm olmayan kaynak yok. Eğer okulda hocası güzel bir şekilde anlatıyorsa dersini, arkasından kendisi pekiştirmesini yapabiliyorsa, yeterince sorularını çözebiliyorsa, takıldığı soruların sadece çözümlerini izleyip zamanı da bu anlamda daha verimli şekilde değerlendirebilirler aslında. Evet Yunus Hocam, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Vaktimiz şu anda 2-3 dakika bir vaktimiz kaldı. Eyvah. Değerli görüşleriniz için Ayşe Taçbaş Hocam'a, Yunus Güleç Hocam'a çok ziyadesiyle teşekkür ediyorum. Öyle görünüyor ki biz bu programın tekrarlarını da yapmamız gerekecek. İnşallah. Yani İnşallah çok, hocam. Çok keyifli bir sunum, çok keyifli bir program olduğunu düşünüyorum çok kendi adıma. Evet. Öğrencilerimize de inşallah faydalı olmuşuzdur faydalı diye düşünüyorum. Faydalı olmuştur inşallah. Ben bu konuda bir iki adres de vermek istiyorum. Biraz önce bahsettim. Yardımcı kaynaklar mebgov.tr adresi sizin birinci kaynağınız olsun diye düşünüyorum. Çünkü yeni nesil sorularla bezeli, sizi doğru yönlendirecek adres burası. Buradan hariç eba.gov.tr'yi mutlaka Yunus Hocam da, Ayşe Hocam da bahsetti. Lütfen takip edin. Burada deneyler var. Deneylerle birebir öğrendiğiniz zaman soruları içerik olarak yutmuş gibi bir şey oluyorsunuz. Aynen öyle hocam. Yaparak, yaşayarak hocam, öğrenmiş oluyorsunuz. Öğrencilerime yaptığım bir çalışmayı da kısaca söylemek istiyorum burada. Yunus Hocam, hani seviye, başlangıç seviyesi çok önemli. Hani öğrenci kendini bilip en temelden başlamalı deyince biz mesela MEB'in değerlendirme soruları, kitabının arkasındaki değerlendirme soruları ve kazanım testleriyle sadece bir turlama yaparak bile netlerini ciddi boyutta arttıran öğrencilerim bu sene mevcut. Bu sadece fizik dersi için değil. Biz burada okulumuzda mesela bir koçluk sistemimiz Kesinlikle. Var. Her öğretmenimiz 10-15 tane yaklaşık öğrencimizin koçluğunu yapmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca, elimizden geldiğince tabii. Orada mesela uyguladığımızda bunu fizik dersinde de, kimya dersinde de, biyoloji dersinde de dahil olmak üzere sadece MEB kitabını okuyup değerlendirme sorularını çözüp sadece kazanım testlerini çözerek bile çok ciddi boyutta net artışı, hatta full'e yakın diyebilirim. Eğer ki öğrencinin de tabii ki bir potansiyeli söz konusuysa bunu yakaladık, yani bunu yaşadık, gördük. Öğrencilerim de mevcut bu şekilde hazırlandılar, yaptılar. Sonrasında da hocamın dediği gibi ben bu konuyla daha detaylı inceleme yapmak istiyorum, düşünmek istiyorum, zorlamak istiyorum kendimi derse öğrenci, o zaman dediği gibi daha farklı yayınlarla da devam edebilir. Yani başlangıç düzeyini özellikle buradan seçerlerse çok daha doğru bir yol başında bulacaklardır kendilerini diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Birazdan sanırım Zoom bizi kendisi kapatacak. Son bir şey daha ifade etmek istiyorum ben. Anadolu İmam Hatip Liseleri olarak özellikle din öğretimi portalı üzerinden, bizim internet adresimiz din öğretimi portalı üzerinden bizim akademik başlığımız var. Akademik başlığını tıkladıklarında bize her türlü ulaşıp sorularını iletebilirler. Bizden her türlü talepte bulunabilirler. Bu arada Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak bizim hazırlanmış olduğumuz ve bağımsız olarak çalışan bir rehber ışığında çalışmak isteyen öğrencilerimize, özellikle 11. sınıf öğrencilerimize ağırlıklı olmak üzere bütün Anadolu İmam Hatip Liselerine en az 3'er adet bu rehberden göndereceğiz. Basımı yapıldı, hazırda bekliyor şu anda. Dağıtımı yapılacak. Daha sonrasında da bu rehberi internet sitemiz üzerinden yayınlayacağız. İsteyen öğrencimiz indirerek kendisi bu rehber üzerinden istediği gibi takip edebilir. İstediği gibi plan program yapabilir. Yaptığı plan programa göre hareket edip ona göre sonuçlarını elde edebilir.
elde ettiği sonuçlara göre bir öncesine dönerek nerede ne eksiği varsa onu giderebilir. Böyle bir çalışma kitabı sunuyoruz. Ben katılımlarınız için tekrar çok 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 teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize son bir söyleyebilir miyim hocam? Faydalı olmasını umuyorum. Buyurun hocam. Zoom bizi atmazsa son bir cümle söyleyeyim. Şimdi ben de bir İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Ve bizim dönemde sayısal sözel ayrımı yoktu hocam. İmam Hatipler standart olarak TS, Türkçe Sosyal Eğitimi veriyordu. Ve ben bir Türkçe Sosyal Bölümü mezunuyum. Yani sayısal bölüm çıkışlı değilim. Ve Türkçe Sosyal'den çıkarak bir fizik öğretmeni olabildim. Şunun için örneklendiriyorum. Ben bunu yapabildiysem, bence herkes yapabilir. Şu son cümlemle bitireyim. Eğer hayaliniz için mücadele vermiyorsanız, o hayal tam bir hayal değildir aslında. Yani mücadele vermeliler. Mücadele vererek bir noktaya gelecekler çünkü. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Size de tekrar eğitim hayatınızda, öğretim hayatınızda başarılar diliyorum.